Evet değerli isteyenler, kadın, çoluk, çocuk demeden herkesin hunharca aynı torbaya doldurulduğu ve birçok acının yaşandığı o günleri bu şekilde ekranlarınızda getirdik. İşte gerçek Batı medeniyeti, işte gerçek Batı düşüncesi bu şekilde gelişti. Şimdi yanımızda aslında insanlık tarihinde kara bir leke Srebrenica katliamı isimli kitabın yazarı Mehmet Koçak bulunuyor. Bu meseleleri kendisiyle değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Tabii şimdi hoş geldiniz derken bunu retorik bağlamında söylüyorum. Ne yazık ki hoş dönem değildi 21 yıl öncesi ve bugün de aslında hala mezarı bulunamamış insanlar var. Hala aslında kendi yakınlarının, kendi ailelerinin öldüğünü bilen ancak onların cesedini bile göremeyen, kabri başına gidip bir fatiha bile okuyamayan insanlar var. Bunun neresi medeniyet, bunun neresi demokrasi ya da bunun neresi insanlık? Bana mı soruyorsunuz? Buyurun, size soruyorum. Önce medeniyet falan filan hepsi hikaye. Bunları geç. Asıl soruya gelelim. Bu trajedinin, bu insanlık faciasının müsebbibi kimler? Ona bakmak lazım, ondan sonra medeniyeti aramak lazım. Nasıl başladı, neler yaşandı? Bu dünyada milyonlarca insanın ölümüne sebep olan soykırımlar, katliamlar, tarih boyu bu vahşetlere sebep olanlar, Bosna Hersek'te de böyle bir vahşetin işlenmesine göz yumdular ve ortakları oldular işleyenlerin. Herkesin kendine göre hesapları vardı. O hesaplar üzerinden Müslümanlar arada kullanıldı. Müslümanlar peki o dönemde hangi hesaplar sonucunda bu kadar ciddi anlamda cinayetlere maruz kaldı? Neler yaşanıyordu? Şimdi Birleşmiş Milletler'in de tabii güvenli bölge olarak ilan ettiği Srebrenica var ve 50 kilometrelik bir alan güvenli bölge ilan edildi. Hollanda askerleri de o güvenli bölgelerde Müslümanları korumak için teyakkuza geçti ama bizzat onların gözetimi altında böyle bir soykırım işlendi. Şimdi burada sadece öyle sanıyorum ki birilerine suçu yıkmakla yetinemeyiz. Bütün Avrupa'nın da suçu yok mu burada? Neler yaşandı? O döneme bir ışık tutmak lazım. Bakın, önce meseleyi bilmek lazım. Yani orada o zamanlar Avrupa Birliği yok. Sadece Avrupa Birliği bir siyasi fikir olarak ortada. Orada Birleşmiş Milletler var. Dünyayı yöneten küresel sistem var. Küresel sistemin üstündeki üst akıl var. Burada bir sistem kavgası vardı. Bu sistem kavgasına Boşnakları Sırpların önüne atarak Sırp çetniklerini suça işletmişlerdir. Ve o suçluluk sayesinde Yugoslavya'da, Sırbistan'da bir devlet yönetiminin değişimine zemin hazırlamışlardır. Anlatmak istediğim bu. Bakın, burada Srebrenica soykırımında suçlu Sırplar kadar onlara göz yuman Birleşmiş Milletler'dir, Avrupa Birliği'dir, NATO'dur. Yani küresel sistemin batı emperyalizm ayağıdır. Neden böyle bir şeye sebep oldular? Çünkü herkesin kendine göre hesabı vardı. Bir, Rusya'nın hesabı neydi bu işin içerisinde? Ona bakmak lazım. Avrupa'nın hesabı nedir? Amerika'nın hesabı neydi? Ve ortada oynanan oyun nedir? Onu anlamak için önce bu üç soruya cevap bulmak lazım. Birincisi Ruslar, Sırpları sahiplenerek zaten İki millet Katolik ve Slav ırkından gelmektedir. Ortodoks ve Slav ırkından gelmektedir. Rusya tarih boyu kardeşlik bağıyla birbirleriyle bağlı olan, biz nasıl ki Bosna'da Müslümanları sahipleniyorsak, onlar da Balkanlardaki kendilerine en yakın buldukları müttefik ve din kardeşliği üzerinden Sırplardır. Ruslar Slavizm ve Ortodoks unsurlarını kullanarak önce Balkanlara, oradan da sıcak denizlere, yani Akdeniz'e inmeyi planlıyorlardı. Onların hesabı buydu. Peki Sırpların hedefi neydi? Sırpların hedefi Sırbistan dışında kalan Bosna ve Hırvatistan'daki Sırplarla birleşerek Büyük Sırbistan'ı yaratmak. Bu konuda Rusya bu planı destekliyor ve elinden geldiğince bu planın uygulanması için uluslararası düzeyde de Sırpların yanında yer alıyor. Avrupalıların hesabı nedir? Avrupalılar ve hesabı şu. Avrupa içerisinde iki akım var, iki damar var. Birincisi tek dinli, tek kültürlü bir Avrupa. İkincisi
multikültürel, yani çok dinli, çok kültürlü bir Avrupa isteyen kanat var, damar var. Bu iki damarın maalesef birincisi daha ağır basıyor. Diğerleri de vardır ama azınlıktadır. Tek dinli, tek kültürlü Avrupa isteyen çoğunlukta olduğu için, bunun tabii medya ayağı var, siyasi ayağı var, askeri kanadı var. Dolayısıyla Avrupa bu hesabın beşinde. Yani anladığım kadarıyla aslında Srebrenica'da birçok devletin farklı emelleri ve amaçları vardı. Şimdi geliyorum yavaş yavaş. Evet. Amerika'nın hesabı nedir? Amerika Avrupalılara olabilir ama Müslümanların burada olmasında bize bir zarar yok. Kendi başlarına burada devlet olamazlar ve tehlike değiller. Dolayısıyla biz Ruslara karşı Müslümanları kullanabiliriz. Sırbistan'daki yönetimi Müslümanlar üzerinden değiştirebiliriz. Amerika'nın hesabı bu. Küresel sistem bütün bu planlar içerisinde planını yapıyor ve diyor ki bugün Sırpların bir planı var, bunu biliyoruz. Rusların bir planı var, bunları da biliyoruz. Bütün bunları yıkmanın yolu nedir? Rusya ile Sırbistan'ı birbirine bağlayan Milošević'in başkanlığındaki Sırp Milliyetçi Konseyi'ni dağıtmaktır. Sırbistan'da yönetim değişikliğine gidinmek, Batı yanlısı siyasileri iktidara getirmek. Onu yapabilmenin yolu nedir? Hem askeriyesini dağıtmak, hem istihbaratını ele geçirmek, hem de onun altyapısını hazırlamaktı. İşte onların yönetimden uzaklaştırılabilmesi için seçim yeterli değil, onları suçlu duruma düşürmek gerekiyordu. Evet. Onun için güvenli bölge ilan edildiği halde onların Doğu Bosna'nın kalbi olan, çünkü Doğu Bosna'yı almadan düşünün ki Türkiye Türk dünyasıyla nasıl bütünleşir? Ortada Ermenistan var. Ermenistan'ın o kuyruk kısmı kalkmadan Türk dünyasına Türkiye'nin birleşmesi, bütünleşmesi mümkün olmuyor. Yani burada aynı şekilde Doğu Bosna'nın Müslümanlardan arındırılması ve Sırbistan'ın Bosna ve Hırvatistan'daki Sırplarla birleşerek Büyük Sırbistan'ı kurması yolu açılacak. Dolayısıyla siz bunu istiyorsanız buyurun dediler. Veya biz siyasi olarak göz yumacağız dediler. Sırpların önüne böyle bir yem attılar. Nasılsa ölen Müslüman ama orada da öldüren insanları suçlu duruma düşürüp Sırbistan'ın yönetiminden uzaklaştırıp Sırbistan'ı Batı'ya yeniden bağlamaktı. Evet, hedef buydu. Tabii diğer Müslüman dünyası dışındaki ülkelerin emellerini ve amaçlarını son derece güzel bir şekilde özetlediniz. Buna itiraz edilecek bir yan yok. Ama orada özellikle Müslüman dünyasının ya bir şeyler yapabilir miydi? Sessiz mi kaldı? Ki Bilge Kral da zaten Müslüman dünyasının sessiz kalışına bir takım sistemlerde bulunuyor. Türkiye bir nevi destek gönderdi ama bu ne kadar onlar açısından olurdu veya başarılabilir bir hadiseydi? Bir kere şeyi düzeltelim. Bir yanlışı düzelterek başlayalım. Hay hay. Birincisi Bilge Kral diye bir şey yok. Ali Ezzet Bekoviç krallıklara karşı olan, diktatörlere karşı olan bilge insandı. Bilge insandı. Bilge Kral değildi. Bunu Türkiye'de maalesef çokları bilerek bilmeyerek kullanmaktadır. Ama ben Aliye'yi 4 yıl Bosna Hersek Savaşı'nı takip eden bir gazeteci olarak defalarca değil, uzun süreler yanında yer almış bir kişi olarak, tanımış bir kişi olarak, sohbetlerinde bulunmuş bir kişi olarak bu ifadeden çok rahatsız olduğunu biliyorum. Onun için bundan sonraki ifadelerinizde bilge insan olarak kullanırsanız daha iyi edersiniz diye düşünüyorum. Tabii mesele burada kavram kargaşası değil. Burada önemli olan Ali İzzet Begoviç'in söylemiş olduğu sözler. Ama mesele Bilge Kral meselesi söylenir söylenilmez. O son derece aslında seyircilerin dimağlarında yankı bulmuş ve onların bilinçaltına geçtikleri için söyledim. Mesele burada sizin Bilge Kral'ın olmaması değil. Sizin mesele daha da farklı yani. Ben sizi söylemiyorum esasında ama sizin üzerinizden birçokların duyması neler lazım. Söylediğim, Müslüman dünyası nasıl haykırdı? Müslüman dünyasının burada niçin tepkisiz kaldığı meselesi. İslam biz bunları dünyası, konuşalım. İslam dünyası maalesef hiçbir dönemde kendine gelemedi ki o dönemde kendinde olarak Bosna'ya sahip çıkabilsin. İslam dünyası şu anda içinde bulunduğu çıkmazların bir benzerini o dönemde yaşıyordu. Eğer Türkiye'de hangi yönetim olursa olsun Türkiye'nin milli politikası Bosna'ya sahip çıkmak, Balkanlarda sürdürülebilir bir barışa katkıda bulunmaktı.
Bunu elinden geldiğince Türk hükümetleri yaptı. Şu veya bu. Ama ancak ona iki elle sarılan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet. Lüksemburg ziyaretinden dönüşte uçağının rotasını değiştirerek Saraybosna'ya iniyor ve Aliye İzzet Bekovic'i son nefeslerinde ziyaret ederek hayır duasını alıyor. Ve ona sakın buraları unutmayın. Buralar Osmanlı toprağıdır. Unutulan soykırım tekrarlanır diyor zaten. O ayrı bir olay. Hı-hı. Ama burayı sahipsiz bırakmayın. Evet. Buraya sahip çıkın diye vasiyeti var. Türkiye'den de ben en azından tanıklık ettiğim kadarıyla birçok belediye aslında şu anda o noktada çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Türkiye'nin ve İslam dünyasının yaptığı yardımlar Avrupa Birliği'nin açtığı tahribatı kapatacak düzeyde değildir. Savaş Bosna Hersek'te fiilen durmuştur ama ruhen beyinler işgal ediliyor. Ve hala savaş orada devam ediyor bana göre. Fiilen değilse bile ruhen orada beyinler ve gençecik çocuklar asimile ediliyor, asıllarından uzaklaştırıyor. Sırpların yakarak, yıkarak, öldürerek yapamadıklarını şu anda Batı kültür faaliyetleri adı altında Avrupa Birliği, Amerika ve çeşitli ülkeler orada açtıkları hem büyükelçilikler aracılığıyla hem orada ayırdıkları çok güçlü fonlarla birlikte maalesef Müslümanları asimile edebilmek için çok ciddi faaliyetler içerisindeler. Hatta öyle bir konuma duruma getirdiler ki şu anda Bosna Hersek'te bazı Müslümanlar biz Müslümanlıktan vazgeçersek bu sıkıntıları bir daha yaşamayız diyecek pozisyona getirdikleri insanlar var. Artık hayatının bir parçasını, kalan kısmını savaşsız ve insan haklarıyla birlikte yaşamak isteyen, aç yaşamak istemeyen, tekrar savaş görmek istemeyen ve bunun karşılığı olarak da sürekli yapılan propagandaların etkisiyle maalesef bazı Müslümanlar bile o duruma gelmiştir. Evet, kültürel bir kıyımdan söz ettiniz. Kültürel emperyalizm maalesef ülkemizde de oynanan oyunlardan bir tanesi aslında. Yani orada sadece bazı belediyelerin gidip orada Ramazan iftarlarını falan organize etmesi, iftar sofraları açması güzel de bunlar karşı tarafın yaptığı, organizeli yaptığı. Yani bir kişiye bir şey ikram edersiniz, yer içer, üzerine bir su içer, o iş biter. Kalıcı bir şeyler yapmak lazım. Onun için TİKA'yı, onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin desteğiyle, fonlarıyla kurulmuş olan enstitülerin, Yunus Emre Enstitüsü'nün ve aynı zamanda Türkiye'de elinden geldiğini yapıyor ama Türkiye'nin dışındaki İslam ülkelerinde herhangi bir şey yok. Sadece bir İran var. O İran'ın da mezhepsel bir takım faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Bir tarafta Suudi Arabistan bir takım faaliyetleri var. Sonunda araştırdığınızda Ehl-i Sünnet ve Cemaat üzerinde itikadı manada var ola gelmiş olan ve Osmanlı ile bütünleştikten sonra İslam'la müşerref olan Boşnakların içerisinde bir takım Suudların faaliyetleriyle Vehhabilik, İranlıların çalışmasıyla da Şialık kısmen de olsa kendini göstermeye orada başlamıştır. Orada yerleşmiş bir durumda. İşte biz Avrupalı şunu söylemiyor. Ya bunları Ortodoks mu yapalım, Katolik mi yapalım demiyor. Bunları dinlerinden uzaklaştıralım. Ya bize benzetelim ya da yok edip uzaklaştıralım, bitirelim. Asimile edelim diyor. Ama bizimkiler daha adamları Müslüman yapmadan veya dinlerini öğretmeden adamları kendi mezheplerinden yapma gayretleri içerisindeler. Bu İslam dünyasının en büyük sıkıntısı budur zaten. Yani din, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, din mezhepleştirilmiş, mezhep dinleştirilmiş. Aynı bu hastalığı Bosna Hersek'te taşımışlardır. Ama Türkiye hiçbir bu konularla alakalı olmadan elinden geldiğince orada yereldeki Diyanet İşleri Başkanı yani Reis-ül Ulema'nın oradaki riyaset makamının üzerinden insanlara ve oradaki topluluğa dini hizmet vermek istiyor. Şu mezhep bu mezhep ayrımı yapmadan ve aynı zamanda oradaki insanların siyaseten korunması, iktisadi alanda güçlenmeleri. Bugün Bosna Hersek'in ekonomisi Slovenlerle Hırvatlara verilmiş. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri karantör ülke gibi orayı kontrol etmekte ve kendi istedikleri dışında en ufak bir faaliyete müsaade etmemektedir. Bugün Bosna Hersek'te İslam dünyası ne yapıyor? Hiçbir şey yaptığı yok. İslam dünyası kendi başına zaten problem.
İslam dünyasından var olan problemler de Bosna'ya taşınarak Bosna'daki Müslümanlara yardımcı olunmaz. Evet. Onun için önce Bosna Hersek'e gidenler oradakilere insanca hangi dinden, hangi inançtan olursa olsun bakmak lazım. Hı hı. Sonradan da Müslümanlara Müslüman olarak bakmak lazım. Benim mezhebimden olursan şu kadar yardım alırsın, benim mezhebimden olmazsan sen yardım alamazsın şeklindeki yaklaşımlarla o insanları da bir avuç kalmış Müslümanı da parçalayıp bölmenin bir anlamı yok yani. Evet, şu sorun da İslam dünyasında bakıldığı zaman son derece net bir şekilde göze çarpan sorunlar arasında. Şimdi İslam dünyası kendi içindeki kargaşayı ve kendi içerisindeki sıkıntıları ortadan kaldırmaya haiz bir yapıymış gibi gözükmüyor. Yine burada geldiğimiz noktada maalesef Batı'nın merhametine muhtaç oluyoruz. Birileri tarafından Batı'nın yardımıyla, Batı'nın insan hakları noktasında gelişmişliğiyle. Bu noktada insanlık açısından bakmak gerekirse uluslararası arenada tabii birçok mahkemede aslında bunun soykırım olduğuna dair kararlar alındı. Peki bundan sonra neler yapılması gerekiyor böyle kararlar alınmışken? Şimdi bakın, bunların hepsi göz boyamak için. Bunların hepsi göstermeliktir. Lahey'deki mahkemeyi takip eden benim. Orada kapıda bekleyen ve mahkemenin sonucunu bekleyen ve aynı zamanda alınan kararları protesto eden Srebrenica analarıyla sohbetleşen benim ve kitabın arkasında resmini de koydum. Evet. Srebrenica anaları arkadaşlar da bakarlarsa. Srebrenica analarını dinledikten sonra, Srebrenica'da yaşanan vahşetleri dinledikten sonra mahkemeye giriyorum. Mahkemedeki tanıkların, şahitlerin ifadelerini tercüme ettiriyorum ve bunları takip ediyorum. O kitapta o şekilde hazırlanmıştır. Kolay hazırlanmamıştır. Ben aynı zamanda hem Bosna Hersek'te hem Lahey'deki davayı takip ederek, araştırarak bu kitabı yazdık. Şunu söyleyeyim. Orada bir mahkeme kurulmuş. Tamamen bir tiyatro. Göstermelik. Bu mahkemenin tek bir faydası olmuştur. Soykırımını tescilledi. Çünkü tescillemeye mecbur kaldı. Eğer onu yapmasa dünyada hukuk yok. Beynen bilen hukuk artık vicdan azabı duydu. Soykırımını kabul ediyorum dedi. Amma ve lakin Sırbistan, bütün silahları veren Sırbistan, Sırbistan istihbaratı, Sırbistan silahlı kuvvetleri orada en büyük katliamları yönlendirdiği halde Sırbistan devleti sorumlu tutulmadı. Savaş sonrasında bile bu mahkemeye getirilecek olan baş sorumlular Ratko Mladic ve Radovan Karadžić bile uzun yıllar Sırbistan tarafından korunarak suç işlenmiştir Sırbistan tarafından. Onlar bile göz ardı edilmiştir. Evet. Dolayısıyla dünyanın vicdanını kanadan bir soykırımdır. Dünyanın vicdanını kanatmıştır. Onu hafifletebilmek ve kendi o gizli, o kitapta yer alan Rusya'nın sıcak denizlere inmesini engellemek ve Sırbistan'daki yönetimi değiştirip Avrupalı yöneticilerin önünü açmak için, siyasilerin yönünü açmak için o 8372 Müslümanı bunların önüne atarak yem etmelerini kapatabilmek için o mahkemeler kuruldu. Peki. Şimdi bir şey daha söyleyerek noktalayalım isterseniz. Bir kere her ne kadar Srebrenica'da soykırım sembolleşmiş ise de normalinde Bosna Hersek genelinde soykırım yaşanmıştır. Unutmayın. 250 bin insan katledilmiştir. Neden Srebrenica sembolleşmişti? Çünkü Srebrenica güvenlik bölgesiydi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından güvenli bölge ilan edildiği için bir. İkincisi, 5 gün gibi kısa bir zaman içerisinde 8372 Müslümanın sistematik işkencelerle, sistematik bir şekilde türlü işkencelerle, çeşitli işkence metotlarıyla öldürülmüş olmasındandır. Evet. Yoksa sadece Srebrenica'da soykırım olmadı. Soykırımın, Bosna'daki soykırımın finali Srebrenica'da yapıldı. Peki. Yine ayrıca o büyük Sırbistan hayali tarihten bugüne vardır. Sırplar Osmanlı döneminde buna muvaffak olamadılar. 1878 Berlin Anlaşması'nda muvaffak olamadılar. En son bu şansı denediler ama bu zamana kadar Büyük Sırbistan uğruna 10 ayrı büyük soykırımı yapmışlar Müslüman Boşnaklara karşı. Evet, bunun da yani Müslüman, bu son, evet.
değil, daha öncesi de vardı. Bu 10.'uydu. Müslüman dünyası tarafından da değerlendirilmesi gereken bir mesele. Peki aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Asıl ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, gazeteci, yazar, Akit Gazetesi yazarı Mehmet Koçak'la birlikteydik. Tabii bu çok güzel bir eser değerli izleyenler. Ben de birazdan alıp kendim okuyacağım. Sizlerin de okumasını tavsiye ederim. Tabii İslam dünyasının içerisinde bulunduğu Aymazlığı müteaddit defalarca bu ekranlarda anlatıyoruz ama İslam dünyası derin bir uyku içerisinde. Sıra teker teker bütün Müslüman coğrafyasına gelmeden, teker teker bütün Müslüman ülkelere gelmeden ne yazık ki bir uyanış yaşanmayacak gibi. Bizler elimizden gelen her şeyi yapalım, takdirini Allah'a bırakalım. Görüşünceye dek Allah'a ısmarladık.